Futbolun şehirlerinde bu hafta Antalya Serik'teyiz. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri Serik ve tabii ona bağlı olan Belek. Biz de böylesine bir turizm merkezindeyken, güneş ve denizin tadını çıkarıyorken insanlar, programı buradan deniz kenarından açıyoruz sizler için. Bu programda Serik'in kültürel ve tarihi güzelliklerini sizler için ele alacağız, işleyeceğiz. Serik'in tüm güzelliklerini sizlere tanıtacağız. Ayrıca tabii buranın gururu Serik Belediyespor 2. Lig'de mücadele ediyor. Onların son durumunu, hedeflerini bu programda sizler için öğreneceğiz. Belek de kavurucu sıcağın altında şu anda bu programı açıyoruz. Ama emin olun dop dolu bir program sizleri bekliyor olacak. Hadi başlayalım. Aspendos Antik Tiyatrosu'ndayız. Aspendos Kazı Başkanı Profesör Veli Köse yanımızda Ankara Üniversitesi'nden. Evet. Burada aslında hepimizin bildiği bu tiyatronun yanı sıra çok önemli bir antik şehir var. O antik şehirle ilgili ve buradaki çalışmalarla ilgili de bilgi alacağız kendisinden. Buradan başlayalım isterseniz. Yani Aspendos'u, tiyatroyu yıllardır hepimiz biliyoruz. Evet. Ama aslında burası çok önemli bir şehir. Evet. Şimdi aslında Aspendos, Pamfilya'nın en önemli kentlerinden bir tanesi. Perge ile birlikte ve diğeri de Side. Sürekli de rekabet halinde bu kentlerle. Ama bu kent dediğimizde biz siz bugünkü kent gibi değil, eski bir ülke gibi düşünün. Çünkü polis denilen bir kent devleti şeklindeydi. Ve Aspendos'un hemen yanından geçen Eriomedon Nehri buraya hakikaten bir zenginlik bahşediyordu. Hem ticaretiyle, nehir ticareti ve bu nehir ticareti vasıtasıyla da denize gidiliyordu. Denizden de bütün Akdeniz ülkelerine ya da kent devletlerine her türlü mal ithal ve ihraç edilebiliyordu. Bunun getirdiği zenginlik de tabii kente yansımış. Tabii herkesin de dediğiniz gibi tiyatroya bakarak bu kadar da iyi korunduğu için, bir Roma tarzında kompakt yapılan bir yapıdan olduğu için bu kadar günümüze kalmış. Sadece buraya bakıp buraya gezip gidiyor ama asıl kent tabii yukarıda. Özellikle Agora ve Agora çevresindeki Roma Devlet Bazilikası. Hemen onun karşısında iki katlı dükkanlar ve stoa yapısı. Hemen onun kuzeyinde iki katlı yine çeşme binası. Odeon ve Buletarium binası, bunlar kent merkeziydi, yukarıda bulunuyordu Akropol kısmında. Son olarak Selçuklu döneminde de burası kullanılmış mı? Evet, evet. Selçuklu dönemi. Şimdi Aspendos'un bir diğer ilginç yanı da geç Bizans'tan Selçuklu dönemine geçişi anlamakta zorlanıyoruz biz. Yani o tip kentlerde bunu görebileceğimiz yapıların varlıkları az. Fakat Aspendos'ta bu fazla. Tiyatroda bunlardan bir tanesi. Hemen şuraya bakarsanız bu Güney Kule dediğimiz, evet, yerde üzerinde zikzak çizgiler falan, bunlar aslında Selçuklu tamamlaması. Çünkü Selçuklu'da Alaaddin Keyubat, 2. Alaaddin Keyubat burayı saray olarak kullanıyor. Saray olarak kullanıyor yani. Saray olarak ama kısa süreli, ya da bir köşk olarak ama kısa süreli kullanıyor burayı. Hatta dışarıya da dış fasada da bir selamlık ekliyor. Orada da halkını selamlıyor. Çünkü daha sonra, evet, Alanya'daki saray yapılınca oraya. O zaman şunu söyleyebiliriz çok rahatlıkla, yani Aspendos'a geldiğiniz zaman tabii ki muhteşem tiyatroyu gezmeden, evet, dönmeyin. Evet. Ama burada bir muhteşem antik şehir var. Tabii. Orayı da mutlaka, tabii, gezsin sevgilinizle. Evet, kesinlikle. Özellikle Agora'ya çıkmaları, hemen tiyatronun yanındaki patika yoldan Agora'ya çıkıp oradaki yapıları görmeleri. Hatta yine kuzeye tarafına gidip orada seyir terasından kentin kuzeyinde yer alan Camili Köy'de bulunan su kemerlerini mutlaka görmeliler. Peki biz de bundan sonraki çalışmalarda size kolaylıklar dileyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.
Aspendos'ta su kemerleri belki de görülmesi gereken en önemli noktalardan biri. Şehre su taşıyan bu kemerlerin hala büyük bir bölümü ayakta ve sağlam olarak duruyor. 1 kilometre uzunluğunda bir su kemerinden bahsediyoruz ve bir mühendislik harikası olarak da adlandırılıyor aslında. Bu su kemerleri Roma döneminde Italicus adında birinin yaptırdığı söyleniyor, biliniyor. Tabii malum Roma'da hamam kültürü, su çok önemli. Bunun için de çok büyük bir şehir olan Aspendos'a mutlaka su sağlanması gerekiyor. Önce sarnıçlarla bu su ihtiyacı gideriliyor. Daha sonrasında bu su kemeri yapılıyor ve bu su kemeriyle birlikte şehre su getiriliyor. Ama burada önemli olan nokta aslında bu kemerin nasıl yapıldığı, nasıl hesaplandığı ve o yıllarda nasıl bir mühendislik harikasının ortaya çıktığı. Baktığımız zaman arkamızda hemen sifon adı verilen kemerin en uç noktası var. Şöyle bir üçgen olarak düşünün. En tepe noktasında sifon adı verilen bazı yerler yapılmış. Aslında günümüzdeki evlerdeki sifon sistemiyle aynı. İçinde bir şamandırası var. Üstü açık olarak yapılıyor. Bu da suyun basıncının aslında gitmesini sağlıyor. Çünkü çok basınçlı bir şekilde geliyor su o noktaya. O noktada bir rezervuarda birikiyor ve üstü açık olduğu için de suyun basıncı orada gidiyor. Ondan sonra tepeye çıktığı için su basıncı da azaldığı için daha korunaklı bir şekilde, daha dingin bir şekilde aşağıya geliyor. Bu şekilde pek çok sifon yapmışlar ve o sifonlar şehre gelene kadar suyun basıncının azalmasını ve su taşkınlarının olmamasını sağlamış. Günümüzde bile hala mühendislerin araştırdığı, incelediği bir konu bu. Nasıl bu kadar hesaplanarak bunun yapıldığı ve su kemerleri yaklaşık 1 kilometre boyunca çok da sağlam bir biçimde duruyor. Aspendos'a geldiğinizde mutlaka bu mühendislik harikasını da ziyaret edin. Aspendos'taki güzellikler bitmek bilmiyor. Şimdi de tarihi Aspendos Köprüsü'nün önündeyiz. Burası gerçekten muhteşem bir tabiat harikası. Ama köprüden bahsetmek gerekirse, köprü öncelikle Roma döneminde yapılmış ama daha sonra depremlerde yıkılmış. Ve depremlerde yıkıldıktan sonra da 2. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde burası tekrar elden geçirilmiş. Ve şu andaki köprü aslında o dönemden kalma. Ama kenarlarda da Roma dönemindeki taşlar hala duruyor köprünün iki tarafında ve onları da görme şansınız var. 200 metre uzunluğunda olduğu söyleniyor bu köprünün. 7 gözlü. Aslında burası bir kervan yolu ve bir kervansaray da var hemen burada. Üzerinden kervanların geçtiği o dönemde söyleniyor. Köprü kitabesi daha sonra çözüldüğünde anlaşılıyor ki birçok kez aslında tadilattan geçti günümüze kadar. Bu köprünün önemi aslında su kemeriyle birleşiyor olması. Aspendos'u bir bütün olarak düşünmek lazım. Antik tiyatrosuyla, antik şehriyle, su kemerleriyle ve köprüsüyle. Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın yanındayız. Hem Serik'le hem de Serik Belediye Spor'la ilgili onunla konuşacağız. Öncelikle Serik'le başlayacak olursak, Türkiye'de Antalya'nın en gözde turizm beldelerinden biri burası. Kültürel ve tarihi öneminden biraz bahsedebilir misiniz Serik'in? İlçemiz hem tarihi yönüyle, hem doğal güzellikleriyle, hem de turizm ve tarımıyla hem ülkemizin hem Antalya'mızın çok önemli ilçelerinden bir tanesi. Özellikle turizm sektörü açısından dünyaca marka olmuş birçok tesislerimizin, turizm tesislerimizi içerisinde barındıran bir ilçemiz. Tarım yönünden de
seracılık özellikle seracılığın, sebze ve meyveciliğin ön planda olduğu bir ilçemiz. Silyon ve Aspendos'ta çok değişik medeniyetlerin yaşadığı, hatta Silyon'la ilgili Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşundan sonra Batı bölgesinde Türklerin ilk yerleştiği bölgelerden bir tanesi de Silyon Antik Kentimizdir. Bu da şu anda Silyon Antik Kenti'nin üzerinde bulunan yine 1200'lü 1300'lü yıllara, yani Osmanlı Devleti kurulmadan önceki döneme rastlayan, orada mescidin bulunmuş olması, mescidin hala ayakta olması çok önemli. Yani Türk ve Müslümanların bu bölgede ilk yerleştiği yerlerden bir tanesi Silyon Antik Kentimiz. Yine Aspendos, işte Romalılardan kalma bir eserimiz. Hemen Köprü Çayı gibi doğal güzellikleri olan bir ırmağımızın kenarında. Onun yanında 25 kilometre mesafeye uzanan su kemerlerinin dönemin hala bir dönemini düşün, yapıldığı dönemini düşünürsek, o dönemde bir mühendislik harikası olan o su kemerlerinin hala ayakta kalması ve onun korunması çok değerli ve önemli. Şu anda da konumuz futbola dönecek olursa, formayı görüyoruz. İsminizin yazılı olduğu Serik Belediyespor forması. Nasıl, Serik'te futbola olan sevgi nasıl? Tabii Serik hem futbola hem de güreşe çok ilgili olan, çok seven, işte biz buna işte serimizin ortak değeri diyoruz. Şu anda ikinci ligde ilçemizi temsil eden bir futbol takımımız var. Bu 1955-56 yıllarında kurulmuş, amatör kulüp olarak yıllarca mücadele etmiş, serimizi temsil etmiş. Daha sonra Bal Ligi'nde, daha sonra 3. Lig'de, 2 sezondur da 2. Lig'de mücadele eden, gerçekten ilçemizin de yaşayan vatandaşlarımız tarafından çok da desteklenen bir kulübümüz var. Bir de belediye olarak bu manada yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte, hep birlikte onun başarısı için mücadele veriyoruz. Ona yardımcı olmak için her türlü desteği veriyoruz arkadaşlarımız. Hayalinizde bir yer var mı? Serik şu ligde oynamalı dediğiniz. Ya kesinlikle hayalimizde, tabii işin maddi tarafı da çok önemli. Ama hayalimizde tabii ki Süper Lig'de oynamayı arzu ediyoruz. Yani serimize bu da yakışır diyoruz. Serik'te Belek'teyiz şu anda ve Hoşgörü Bahçesi'nde, bir diğer adıyla da Dinler Bahçesi'ndeyiz. Burası 2004 yılında açıldı ve içerisinde 3 semavi dinin ibadethaneleri bulunuyor. Aslında buranın açılmasındaki amaç, bölgeye, yani Belek'e her yıl on binlerce turist geliyor. Ve gelen o turistlerin ibadetlerini çok rahat bir şekilde yapabilmeleri için düşünülmüş. Ve 3 semavi dinin aynı bahçede, aynı alan içerisinde buluşturulması amaçlanmış. Betüab'ın bahçesinde yer alan bir yer burası. Betüab Belek Turizmciler Derneği ve bu düşünüldükten sonra gerçekten büyük ilgi görmüş. Büyük de övgü almış. Baktığımız zaman hemen arkamızda buradaki camiyi görüyoruz. Diğer tarafta bir kilise var ve hemen karşısında da bir sinagog yer alıyor. Yani 3 büyük semavi dinin ibadethaneleri burada aynı bahçe içerisinde, aynı avlu içerisinde, hatta birbirleriyle komşu olarak bulunuyor. İnsanoğlunun hoşgörü içerisinde, barış içerisinde yaşamasını simgeleyen bir yer burası. Tam ortasında da bir havuz var. Havuz da insanlığın sudan geldiğini, suyun berraklığını, temizliğini ve saflığını sembolize ediyor. Her şeyle güzel düşünülmüş. Buraya gelenler, Bele'ye gelenler de buraya gelip çok rahat bir şekilde ibadetlerini yapabiliyorlar.
Belek'teyiz. Belek deyince ilk akla gelen tabii ki golf. Buradaki otellerin hemen hemen hepsinin bir golf sahası var ve Belek golf turizminin en önemli merkezlerinden biri ülkemizde. Yine ülkemizde yıllardır düzenlenen Turkish Airlines Open dünyanın önemli turnuvalarından biri. O turnuvadaki organizatörlerden aynı zamanda seyahat acentesi sahibi Nadil Tosun yanımızda. Belek ve golf. Neden Belek bu kadar tercih ediliyor? Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Belek dünyanın en önemli golf destinasyonlarından bir tanesi. Havalimanına olan mesafesi çok kısa. Yaklaşık yarım saat ile 45 dakika arasında Belek'te bulunan bütün tesislere ulaşım imkanına sahip misafir. Onun dışında yaklaşık 18 golf sahamız var. Bu golf sahalarının hepsi yan yana olduğu için bir golfçu tatile geldiğinde 3 değişik golf sahasında oynamak ister. Bu 3 değişik golf sahasını da 10 dakikalık mesafelerle tercih edebiliyor. Ama yurt dışında tabii ki bunun imkanlar daha zor. Havalimanı daha uzak mesafede. Oynamak istediği iki iyi saha arasında en az 1 saat, 1,5 saat mesafeler olabiliyor. Verdiğimiz all inclusive hizmetler anlamında bir adım öne geçiyoruz. Çünkü 5 yıldızlı otellerimiz, güler yüzlü hizmetimiz, dünya standartlarında sahalarımız mevcut. 2008 yılında IACTO, Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği tarafından Avrupa'nın en iyi golf destinasyonu seçildi. İspanya, Portekiz yüzlerce sahaları var ama bizim bu saha sayımıza rağmen bize çok ciddi rakip olarak görüyorlar. Şu anda pandemi dolayısıyla biraz sanıyorum buraları boş. Maalesef çok ama büyük pandemi öncesindeki dönemi düşünürsek yılda ne kadar turist geliyordu golf için? Ortalama 100 bin paksın üzerinde bir golfçu geliyordu ve golfçular ortalama kişi başı 5'er round golf oynuyorlar burada. Yani 600 bin round civarı bir golf oluşabiliyordu. Önemli bir gelir kapısı var. Çok ciddi bir gelir kapısı. Özellikle kış turizm için Türkiye'nin en büyük ciddi gelir kapılarından bir tanesi. Geçen yıl bu yaklaşık 30 bin pax civarında kaldı. Malumunuz Şubat'a kadar iş yapabildik. Bir de Eylül ayında bir ay açık kaldı. Ama 2021'de bu tabii ki hesaplanamayacak kadar çok düşük düzeylerde. Genel olarak kapalıydık çünkü yıl boyunca. Peki bir de burada çok önemli turnuvalar düzenleniyor. O da ülke tanıtımına büyük katkısı olduğunu söyleyebilir miyiz? Federasyonun öncülüğünde Turkish Airlines Turkish Open dediğimiz golf turnuvası yapıldı. Final Four serisinde Race to Dubai öncesi hem double puan veren hem de çok önemli bir turnuvaydı. Yaklaşık 8 milyon dolar civarı ödül olan bir turnuva. Türkiye'ye çok büyük katkısı oldu. Günlük ortalama 400 ila 600 milyon kişi tarafından canlı olarak izlendi. Tabii Türkiye olarak bunun çok farkına varamasak da bütün dünya bizi izliyordu esnada. Ben 9 yaşındayken girdim bu kulübün içerisine. Yaz okulundan, miniklerden, süper amatörüne kadar oynadım. Daha sonra Antalyaspor'a transfer olduktan sonra farklı yerlerde oynadım. Bal Ligi'ne çıktığımız zaman tekrardan memleketime, kulübüme geri döndüm. 2 sene Bal Ligi oynadık, 3. lige çıktım. 3. ligde de 2 sene kaldıktan sonra 2. lige çıktık. Bu sene 2. ligde 2. senemiz. 2. lige çıktığımız senede futbolu bıraktım. Takımın kaptanlığını yaptım. Çok büyük gururlar yaşadım. Şimdi de takımda idari menajerlik yapıyorum. Hedeflerimiz bu ligde kalıcı olup daha üst liglere ulaşabilmek. Bize verilen imkanlar doğrultusunda gayet iyi işler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah daha güzel seviyelere çıkarız serimizi. Serik Belediyespor'un hayali yüksek, belediye başkanımızın hayali yüksek, kulüp başkanımızın, yöneticilerimizin hayali yüksek. O doğrultuda bizim de hayalimiz yüksek oluyor. Neden bir Antalyaspor veya bir Alanyaspor gibi olmayalım ki? İki sene oldu ikincilik. Seneye birincilik. Belki hedefler doğrultusunda süperlik. İnşallah olur. Seneki buraya gelince iki serüven
aşağı yukarı 5 yıllık mahallesi olan bir kulüp. Yani 5 yıl derken bu hedeflenen doğrultuda 5 yıllık. Ben hem altyapı sorumlusu olarak da devam ediyorum. Uğurlar'da aynı şekilde sorumlusu olarak devam ediyoruz. Ya yani buradaki amacımız, hedefimiz ilk öncelikle şu. Yani alt liglerden de çocuklarımızı A takıma kazandırmak. Zaten buradaki amacımızın bir tanesi de kendi ilçemizdeki Sayın Belediye Başkanımız Enver Aputkan'ın 2,5 yıl önce geldiğinde bize bu sözlerle, yani altlardan da oyuncu yetiştirmemizi istediği için biz daha çok oraya kilitlendik, daha çok oraya odalandık. Tabii ki şu anda 5 tane oyuncumuz var. Şu anda aktif pozisyonda devam ediyorlar. İşte her yıl 2'şer 3'er tane çocuğumuzu buralara kazandırabilirsek bizim için en büyük mutluluk, en büyük gurur verici olay budur yani. Serik'te Sidyon Antik Kenti'ndeyiz. Burası bölgedeki en eski yerleşimlerden biri. Halen de kazılar devam etmekte. Murat Taşkıran var yanımızda. Sidyon kazısı koordinatörü. Evet. Burayla ilgili bilgileri ondan alacağız. Öncelikle tarihçesiyle başlayalım isterseniz. Ne kadar eskiye gitmemiz gerekiyor? Evet, serimize hoş geldiniz. Sidyon serinin önde gelen kentlerinden bir tanesi. Milattan önce 2000 yılların ortalarından itibaren Osmanlı dönemine kadar, yani 17-18. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim izni gördüğümüz kentlerden bir tanesi. Ama Helenistik dönemden itibaren kentleşmesiyle ön plana çıkıyor. Roma İmparatorluk döneminde güçlü bir kent olduğunu biliyoruz. Bizans İmparatorluk döneminde burası bölgenin merkez kentlerinden bir tanesi haline geliyor. Çünkü korunaklı bir yapısı var. Türk İslam döneminde Antalya'nın Selçuklar tarafından, Anadolu Selçuklar tarafından fethedilmesinden hemen sonra burası da alınıyor ve önemli bir kale yerleşmesi haline getiriliyor. İsmi de Karahisar'ı Kale Tekkesi olarak da değişiyor. Sidyon Antik Kenti. Kazılarda peki nelere rastladınız? Şu ana kadar hani önemli yapılar olarak neleri sayabiliriz burada? Aslında yıllardan beri burada çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Biraz önce bahsettiğim kentin o kadim tarihine dair de önemli verileri toplamaktayız ve kentin ne kadar önemli bir kent olduğunu, hem Serik'te, hem Antalya'da, hem Anadolu Arkeolojisi'nde konumunun ne kadar ciddi bir yerde olduğunu yavaş yavaş ortaya çıkartmaya, bilimsel verilerle desteklemeye çalışıyoruz. Sidyon'un şöyle de bir özelliği var. Herhangi biri geldiğinde, burayı bilmeyen biri de geldiğinde bir bakışta Helenistik dönem, Roma, Bizans, Türk İslam dönemini bir bakışta görebilir. Öyle de kadim bir kent. Bütün kültürlerin iç içe geçtiği, bütün kültürlerin bir mozaik olarak günümüzde bile olduğu ve korunabildi, günümüze kadar korunabildi önemli bir kent örneği Sidyon. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Rica verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. Sidyon Antik Şehri'nde üst noktalara çıktığımızda hemen arkamızda bir kule göze çarpıyor. Sidyon aslında Büyük İskender'in fethetmek isteyip fethedemediği ender yerlerden biri Anadolu topraklarında. Bunu da sağlam yapısına, konumuna ve belki de arkamdaki gibi kulelere borçlu. Çünkü burası coğrafi olarak da çok yüksek bir tepe. Burada sert bir topografya var. O nedenle de fethetmesi güç ama tabii buranın halkının da savaşçılığı bunda önemli bir rol oynamış. Milattan önce
2. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor arkamdaki bu kulenin ve günümüzde Anadolu topraklarında sağlam kalmış en önemli kulelerden biri aslına baktığınız zaman. Her dönem burada bir yerleşim olmuş aslında. Burası uzun bir dönem Silyonların yaşadığı bir şehir olarak, merkez olarak aslında dikkat çekiyor. Çünkü ovaya baktığımız zaman ovada da pek çok yerleşim var ama ana merkez burası ve tabii ki sonrasında Bizans döneminde burası bir dini merkez olarak da ön plana çıkıyor. Akropol var tepede, Akropol'e çıkan yollar var ve Akropol'e baktığımız zaman da o dönemde Bizans döneminde özellikle buranın dini bir merkez olduğunu görüyoruz. Hatta burada yetişen din alimlerinin Anadolu'nun pek çok yerine yayıldığını, İznik Konsülü'nde isimlerinin geçtiğini, Silyonlu olarak isimlerinin geçtiğini söyleyebiliriz. Her dönem dedik ya burada bir yerleşim varmış diye. Ondan sonra burayı Türkler fethettiği zaman, buraya yerleştikleri zaman da burada bir kale komutanlığı oluşturmuşlar. Uzunca bir dönemde o kale komutanlığı tüm bu bölgeye hükmetmiş. Seyrik'te Zeytintaşı Mağarası'ndayız. Gerçekten olağanüstü bir mağara burası. Türkiye'nin pek çok yerinde bu program için pek çok mağarayı gezdik ama buradaki gibi şekilleri olan bir mağaraya rastlamadık doğrusunu söylemek gerekirse. Aslında Zeytintaşı bu bölgenin adı ve burası bulunduktan sonra da bölgenin adı bu mağaraya verilmiş. 1997'de burada bir karayolları çalışması yapılırken dinamitle patlatıldığında mağara ortaya çıkmış. Daha sonra 2002'de de hizmete açılmış ve 2002'den sonra burası ziyaret ediliyor. İçeriye çok dikkatli bir şekilde 6 kişilik, 7 kişilik gruplar halinde insanlar alınıyor ve o şekilde gezdiriliyor. Çünkü bu gördüğünüz doğal harikalara dokunmak yasak. İçerisi yaz-kış 20 derece. 20 derecelik hava sıcaklığı var ve %98-99'lukta bir nem oranı var. Hatta şuradaki gördüğünüz cihazlarda da hem içerideki karbondioksit oranı hem nem hem de dereceyi her an ölçüyorlar. O kadar da ihtimamlı bir şekilde bu mağaraya bakılıyor. Burada başka yerlerde olmayan şekiller var demiştik. Geldiğiniz zaman zaten şu bulunduğum yere hayranlığınızı gizleyemiyorsunuz. Hemen arkamda gördüğünüz bölüme makarna deniyor. Spagetti makarna. Şamdan var bir tane orada. Çok belirgin bir şamdan şekli var. Sarı olarak ileride gözüken bir deniz kızı figürü var. Ve aslında şu cihazın olduğu bölgede tam anlamıyla bir Kapadokya baktığınız zaman. Kapadokya'yı andırıyor. Şu anda burada olmayan ama arka tarafta bulunan bölgede ise battaniye desenli 2-3 metrelik gayet güzel, başka hiçbir mağarada görmediğim bir sarkıt bulunuyor. Peştemal var ve perde var. Yani her şeye benzetebilirsiniz aslında ama buradaki şekillerin eşsiz olduğunu bir kez daha söyleyelim sizlere. Geldiğinizde mutlaka gezmeniz lazım Seri'ye. Biraz yukarılara çıkıyorsunuz, bir dağ havası alıyorsunuz ama ona değiyor. Buraya girdiğiniz zaman adeta büyüleniyorsunuz. Serik'te Akbaş göletindeyiz. Burası
bir mesire alanı olarak kullanılıyor. Yakın zamanda zaten düzenlemeler de yapıldığında biraz daha fazla kişinin buraya gelip burada piknik yapması bekleniyor. Aslına bakarsanız 6 yıl önce burada su tutuldu iki olarak ve burada baraj gölünde su birikmeye başladıktan sonra da 3 hane burada, 3 ev suların altında kaldı. Şu an hem sulamadan dolayı hem de biraz da kuraklıktan dolayı buradaki suların büyük bir kısmı çekilmiş durumda. Yani şu an bulunduğumuz yerde aslında su var. Evlerin büyük bölümü de o zaman sular altında ama şu anda dediğim gibi sulama yapıldığı için sular biraz daha çekilmiş durumda. Doğal güzelliğiyle gerçekten büyüleyici bir noktadayız. Torosların ortasında bu gölet çevredekilerin ve dönem dönem Seriklilerin de gelip piknik yaptıkları bir nokta. Biz de bayağı zorlu yollardan geçip buraya geldik ama geldiğimize değdi. Muhteşem bir doğa var burada. Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi dünyanın en güzel şehrine hoş geldiniz. Yeşil beyaz bir tutku, bir aşk. Yani yeşil beyaz vazgeçilmez mi hayatımızdaki? Yaşım 52, 40 yıldır tribünlerdeyim. Yani bir 40 yıl daha Allah'ın izniyle tribünlerde olurum. Elimizden geldiğince her deplasmana gidip takımımızı desteklemeye çalışıyoruz. Şu anda TFF 2. Lig'deyiz. TFF 1. Lig'de görmek istiyoruz takımımızı. Şampiyonluk bu şehrin ruhunda var. Her zaman şampiyon olmak istiyoruz. Merhaba, ismim Mustafa. Öncelikle Beyin Spor'sa bize bu fırsatı tanıdığı için çok teşekkür edeyim. Seyrek Belediye Spor bizim için aşk, sevgi, tutku, hayatın bir anlamı. Olmazsa olmazımız. Seyrek Belediye Spor'un maçlarında olmadığımız zaman kendimizi bir eksik hissediyoruz. Kalbimizde bir eksiklik hissediyoruz. Biz de Süper Lig'de, hatta daha da abartayım, Şampiyonlar Ligi şampiyon olarak görmek istiyoruz. Yıllardan beri Selik Spor tribünlerindeyiz. Ortalama 8 senedir bu maçlara geliyoruz. Her pazar günü şehrimizde bir ışıltı olur. Herkes sabah formasını giyer. İsmail Ugan Stadyumu'na doğru yürürüz. Ortalama 3000-4000 kişiyle stadyumumuzda Selik Spor'umuzu destekliyoruz. Her deplasmana elimizden geldiğince yakın uzak demeden gitmeye çalışıyoruz. Şu an TFF 2. Lig'de mücadele ediyoruz. Biz buralara Süper Amatör Lig'den geldik. Antalya'mızın Süper Amatör Lig'inden. Yıllarca köy kasaba gezdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda PTT 1. Lig'de, Süper Lig'de mücadele etmek istiyoruz. İsmim Ali Yılmaz, üniversite 1 öğrencisiyim. Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Antalya'nın en güzel ilçelerinden birine hoş geldiniz. Yani bizim için Seyrek Spor, ben ortaokuldan beri Allah'a şükür her maça gidiyorum. Deplasman olsun, iç saha olsun. Kaçırmadığımız yani elimizden geldiğince bütün deplasmanlara gitmeye çalışıyoruz. Taraftar grubumuz olarak, taraftarlarımız olarak. Maç günleri de dediğimiz gibi hani her zaman zaten sabahtan biz bu maça hazırlanıyoruz zaten. Bir hafta öncesinden oluyor bazen. Herkes sabah yeşil beyaz formalarını giyer, atkılarını takar. İsmail Ugan Stadyumu'na gider coşkulu bir şekilde takımımızı her zaman destekleriz. Takımımız ne kadar kötü olsa da biz her zaman şampiyonmuşuz gibi onlara bu muameleyi gösteririz. Hiçbir zaman da takımımıza sırt dönmeyiz. Antalya'mıza hoş geldiniz Bein Sports ekibi olarak. Seyrek Spor'umuz buralara kolay yollardan gelmedi. Amatör liglerde onca yıl mücadele ettik. Şimdi 2. Lig'deyiz. Geçen yıl istenmedik bir sıralamada bitirdik. En azından playoff oynamak isterdik. Bu yıl hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Hiç olmazsa playoff'lara kalıp 1. Lig'e yükselmek istiyoruz. Alanya Spor gibi biz de bir ilçe takımı olarak Süper Lig'de mücadele etmek istiyoruz.
sen çok yaşa, canım feda olsun sana. Hiçbir şeye değişilmez, senin sevgin bu dünyada. Silik Spor, sen çok yaşa, canım feda olsun sana. Hiçbir şeye değişilmez, senin sevgin bu dünyada. Serik denince ilk akla gelenlerden biri de buradaki bıçak üretimi. Serik'te bıçak üretimi gerçekten çok üst düzeyde. Biz de şimdi o ustalardan birinin yanındayız. Hüseyin Durmaz'la birlikteyiz. Evet. Serik bıçağı neden özel, neden çok tutuluyor bize anlatacak. Evet. Şimdi Serik'te bıçak denince üretim tabii ki ön planda. Fakat sadece bıçak değil. El yapımı, orijinal birebir el yapımı bıçak dediğimiz zaman daha da anlamını buluyor. Bu serimizin tarihi ve kültürel bir değeridir. Biliyorsunuz Akdeniz bölgesinde yörük kültürü hakim. Biz evet. de bir Karahacılı yörüğü olarak eskiden atalarımızın gütmüş olduğu işte koyunlar, keçiler, davarların boynuzlarından bıçakların sapları yapılıyormuş. Kararan çelikler vardı o zaman. Bu işte 2000'li yıllardan sonra ISO 9001'ler falan hijyen kuralları ön plana çıktığı için şu anda paslanmaz çelik kullanıyoruz. Fakat o zaman kararan çelik, kara çelik dediğimiz çelik vardı Türklerin. Onlardan işte büyük dedemiz bıçak yapıyor. Babamın da büyük dedesi. Ondan sonra oğula geçiyor. Ondan sonra babama rahmetlik oldu. Benim de ustam odur zaten. Ayrıca bu ustası yokmuş. Şimdi bizim sülalemiz yapıyor bunu. Kaç nesil yani? 4 mü? Şu an 4 nesil. Hoştur ki Çanakkale Savaşı zamanında bile Türklüğün mücadelesi, Kurtuluş Savaşı'nda atalarımız orduya karşılıksız bıçak yapmış, teslim etmiş. Buradan Serik'ten tabii ki. Orduya bıçak gitmiş. Kesinlikle yani. Ve Serik bıçağının böyle değerli bir geçmişi vardı. Peki geleneksel yöntemlerle mi devam ediyor hala? Kesinlikle geleneksel yöntemlerle devam ediyor. Serik bıçağının en birincil özelliği zaten bu. Tamamen elle çıkıyor, birebir elle çıkıyor. Sapları boynuz. Şu boynuz elimizde. Evet, boynuz işte koç boynuzu veya keçi boynuzu, teke boynuzu, geyik boynuzu olarak saplarını imal ediyoruz. Yani Türkiye'nin birçok yerinde bıçak üretimi gidiyor. Var ama buradaki bıçak üretimi galiba hepsinden çok farklı. Şimdi şöyle, biz orijinalin dışına hiç çıkmadık yakın tarihe kadar. Türkiye'nin birçok yerinde öncelikle el yapımı bıçak yapılıp sağlamlığı müşteri veya tüketici tarafından görülüp talep artınca maalesef ki seri imalata geçiliyor. Bu sefer de kalite değerinden kaybetmiş oluyor. Fakat biz Serik bıçağını elimizden geldiği kadar koruduk. Seriye gelince tüm bu bölgede olduğu gibi aslında köfte yemeden dönmemek lazım. Ama özellikle Serik'te köfte yemenizi tavsiye ederim. İbrahim Aslan yanımızda bu lezzetli sofrayı bizim için hazırladı, sağ olsun. Hoş geldiniz. Evet, Serik'teki köfteden bahsedelim. Nedir edelim. Diğer köftelerden ayıran Serik köftesini? Serik köftelerinin özelliği, güzelliği günlük kıymanın taze olması. Kaburga, döş dediğimiz bölgeden yapılması. Lezzeti buradan ibarettir. İnce olarak yapılıyor. İnce diğer olarak bölgede yapılıyor. Köftelere göre biraz daha ince. İnce yapılıyor. Izgarada. Izgarada yapılıyor. Yanında soğan pişmiş olarak. Yani her bölgede köfte olarak. Var. Ama evet. Sanıyorum bu köftede bir et lezzeti. Evet. İkinci olarak da ızgara pişirmedeki ustalık önemli. Muhakkak. Tabii ki en önemli şey zaten
sulu pişim sağlayabilmek. Çok kuruttuğun zaman özelliği ve güzelliği gider. Olmazsa olmazı bir spesiyal belki de. Evet. Tahinli piyaz. Evet. Bundan da biraz bahsedelim. Piyazımız günlük haşlanır. Tahini çok önemlidir. Esas içerisine sarımsak ve sirke ilave edilir. Günübirlik yapılan şeylerdir. Bekletildiği zaman hoş olmaz. E tabi Serik'te futbol da çok seviliyor. Evet. Serik Belediyespor 2. Lig'de. Evet. Ne söylemek istersiniz takımla ilgili? Serik Spor sevdiğimiz kendi takımımız. 1. Lig'e yükselmesini canı gönülden istiyoruz. Maçlara gidiyor musunuz? Gidiyoruz. Başlayacağız şimdi. Tekrar pandemiden sonra başlayacağız. Tabii ki pandemiden. Nasıl oluyor stat'taki atmosfer burada? Çok güzel. Doluyor mu yani? Serik'in zaten ayrı bir taraftar güzelliği, özelliği vardır. Ve bu da Serik Spor'u tekrar 1. Lig'e taşımaya yetecek. Umarım çok iyi yerlere gelecek. Buradan onlara bir köfte sözü verelim mi? Tabii ki kasabibi olarak, işletme sahibi olarak her zaman beklerim takımın Serik Spor'u her daim arkalarında. Her galibiyetten sonra prim her olur. Galibiyetten sonra yemek sözünü verebiliriz. Tamam, o sözü de aldık burada. Evet. Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Deligöz'le birlikteyiz. İkincilikte mücadele ediyor Serik Belediyespor. Öncelikle isterseniz buraya nasıl gelindi? Çünkü bir ilçe takımı sonuçta ve ikincilik hatta birincilik hedefleyen bir yapısı var. Evet. Kulüp ve takım bugünlere nasıl geldi? Efendim öncelikle hoş geldiniz ilçemize. Böyle bir imkanı verdiğiniz için takımım adına, kulübümüz adına sizlere teşekkür ediyoruz. Biz bir ilçe takımıyız. Burası 1955 yılında o dönem zor şartlarda, toprak sahalarda kurulmuş bir kulüp. Tabii o imkansızlıklar içinde o zaman da bu kulübe, bu ilçe halkı sahip çıkmış. Ben başta kulübümüzün kurucularına, emeğe geçen herkese, geçmiş dönem hizmet yapan kulüp başkanlarımıza, yöneticilerine, belediye başkanlarımıza, futbol oynayan, emek veren herkese, seyircimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Geçen sene acı bir olay da yaşandı herhalde. Evet, geçen sene acı bir olay yaşandı. Yani hatta bu yıl yaşandı. Kongremizi yaptık. Ali Aksu kardeşimiz kongrede kulüp başkanı seçildi. Biz de onun yönetimindeydik. Ansızın aramızdan ayrılması bu illet hastalık yüzünden bizleri çok derinden üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Peki hedeflerin nedir diye sorayım Serik Belediyespor'a. Kısa vadeli ve uzun vadeli. Biz hızlı bir gelişme kat ettik. 2016-2017 Bal Ligi'ne çıktık süper amatörden. Hemen onun akabinde 3. Lig. 3. Lig ilk sene playoff oynadık ama kaybettik. Daha sonra 2019-2020 sezonunda hemen 2. Lig'e çıktık. Tabii ekonomik şartlar, pandemi şartları da takımımız orta sıralarda bitirdi. 10. sırada bitirdi 2. Lig'i. İlk yılımızdı. Şimdi geldiğimiz noktada Bülent Akkan hocamızla anlaştık. Bu ligi bilen, tecrübesi olan bir hocamız. Onun akabinde de takımımızı kurmaya çalıştık. Yeni bir takım oluşturduk. Karakterli çocuklar, ben onlara güveniyorum. Yaklaşık bir buçuk aydır antrenmandalar. Yakından da takip ediyoruz. Günlük bu sahaya gelip onları da yakından takip ediyoruz. Galibiyetle başlamak istiyoruz. Hedef ne sezon sonunda? Efendim kulüp şu şekilde, tesislerimizi siz de gezdiniz, gördünüz. Evet. Belki birçok takımda olmayan tesis bizde var. Bu sene tesislerimizde de bir takım yenilikler yaptık, düzenledik. Tabii biz hedefsiz olamayız.
Ama bizim önce seyircimize vaat edeceğimiz konu şu. Biz iyi bir futbol mücadele edeceğim bir takım oluşturduk. Bu seneki maçlarda da herkes bunu görecek. Uzun vadede veyahut da hayaliniz diyeyim aslında. Hayali efendim, neresi? Hayalimiz şu. Biz seyircimizle birlikte, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte, tüm kamuoyuyla birlikte bu kulübü üst noktalara taşımak için elimizden gelen mücadele edeceğiz. Çok teşekkürler, başarılar diliyoruz. Sağ olasın, biz teşekkür ederiz. Serik Belediye Spor Teknik Direktörü Bülent Akan'la birlikteyiz. Hem takımın hedeflerini hem de Serik'le futbol olan sevgiyi soracağız. Öncelikle Serik ve futbol sevgisiyle başlayalım. Buranın halkı nasıl? Futbola bakış açıları nasıl hocam? Evet, Serik Spor'a bakınca 3 yıl önce Bal Ligi'nden profesyonel liglere çıkmış. 3. ligde 2 yıl kalmış ve 2. yılın sonunda şampiyon olarak 2. ligde çıkmış. Geçen yıl 2. ligde ilk yılında işte 10. bitirmiş skor olarak, sonuç olarak. Ama halkın beklentisi, özellikle belediye başkanımız Sayın Enver Bey'in katkılarıyla beraber halkta bir beklenti var. Hedefimiz ne diye soracak olursanız, hedefimiz biz buraya yapılanmaya geldik. Ben geçen yıl Ankara Demirspor'daydım. Ankara Demirspor'la daha önce bir şampiyonluk, geçen yılda playoff yaşadım. Ama sonuç itibariyle Türkiye'nin hemen hemen her yerine gidiyoruz işimiz gereği. Serik'te şunu görüyorum, 10 yıl önceki Alanya Spor'u görüyorum. Alanya Spor, İskenderun Demirçelik'te çalıştığım yıllarda bizim gruptaydı. Ve 10 yıl önce hiç hedefi olmayan, ikincilik, sıradan ikincilik takımıydı. Ama son 5 yıl, 6 yıl ya da 7 yıl önceki haline baktığımız zaman bir ivme kazandı ve şu an Süper Lig'in gediklisi, lige renk katan bir takımı. Serik Spor neden olmasın? Burada da o potansiyeli görüyor musunuz? Kesinlikle var. 100'ün üzerinde 120-130 tane çok ciddi oteller var. Bu oteller sonuçta buraya bir değer katmış durumda. Alanya'ya baktığımız zaman Alanya Spor da o şekilde. Otellerden beslenen, bir şekilde kaynak üretilen ve çarkı dönen bir kulüp. Serik Spor neden olmasın diye geldik biz buraya. Şu anda bir yapılanma içindeyiz. Genç ve tecrübeli oyunculardan kurulu, karakterli, düzgün oyunculardan kurulu bir takımımız var. Tanıdığımız, bildiğimiz, karakterine güvendiğimiz, yeteneğine inandığımız oyuncu kardeşlerimizi kulübümüze kazandırdık. Evet. Ve şu anda derinliği iyi olan, yeteneği iyi olan, kalitesi ve karakteri iyi olan oyunculardan kurulu bir takımız. Ha, ligde ne var, ne olur derseniz biz inşallah bu mütevazi kadromuzla, karakterli ve kaliteli oyuncularımızla ilk 5'i zorlayacağız. Hedefimiz bu. Evet. Allah nasip ederse 2+1 sözleşmemiz var. Burayı o Alanya'nın, başa dönüyorum, Alanya'nın potansiyelini çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz bu. Başarılar diliyoruz hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi çok coşkulu bir taraftarımız var. Ben Bal Ligi'nden beri buradayım, 6 senedir. Her hafta sonu Serik halkı için bayağı coşkulu bir ve ateşli bir gün geçiyor. Onlar da 6 senedir sağ olsunlar, benim burada olduğum sürece hiçbir şekilde desteklerini esirgemediler. Yani bir bayram havasında geçiyor. Özellikle galibiyet aldığımız zamanlarda daha çok güzel oluyor bizim için. Ve taraftarımız için de yani çok ateşli bir taraftarımız var diyebilirim yani. Kemik bir kadromuz vardı Bal Ligi'nden beri. Çok iyi bir kadro oluşumu oldu. Bu iki sene üst üste şampiyon olduğumuz senelerde de bozulmadı kadro. Buranın en güzel şeylerinden bir tanesi yani her gelen insan buraya çok çabuk adapte olabiliyor. Ve içeride çok güzel bir aile ortamımız var. Arkadaşlığımız çok iyi. Yani bu şampiyonun sadece en büyük unsurlarından bir tanesi bu. Bal Ligi'nde şampiyon olduğumuz final maçı, ödemiş maçı, 5-0 yendiğimiz. O bizim için çok anlamlıydı. Çünkü bu güzel günlerin temeliydi o günler. Yani unutamadığım en önemli maçlardan bir tanesi o.
futbolun şehirlerine bu hafta Antalya Serik'teydik. Serik bölümümüzü Serik Belediye Spor Antrenmanı'nda kapatıyoruz. İki gün boyunca Antalya'da, Serik'te, bu turizm cennetinde her yeri gezdik, dolaştık ve sizlere de tanıtmaya çalıştık. Serik Belediye Spor'un hedeflerini öğrendik. Onlar arkamızda yeni başlayacak lige tüm hızıyla hazırlanıyorlar. Biz de artık gün batarken, Antalya'nın sıcağı yavaş yavaş giderken bu bölümü burada kapatıyoruz. Ama bölümün sonunda tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu programda emeği geçenleri bir kez daha sizlere. Programın yapımcısı Uras Çanakçı, kameralarda Hikmet Fırat ve Nebi Uğur Dengiz, ses teknisyeni Nail Tosun. Bu programın sizlere ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarım, onlara da bir kez daha burada teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Türkiye'nin bir başka köşesinde, kim bilir nerede, sizlerle tekrar birlikte olacağız. Futbolun şehirlerini sakın kaçırmayın. Hoşçakalın.